Sevgili arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bir deneme çözümünde yine birlikte olacağız. Denemede yer alan eski Türk Edebiyatı sorularına yanıt vereceğiz. Yine diğer denemeleri de olduğu gibi konu anlatımları da yer yer özetlerde yapacağız. İlk sorumuz bir aruz sorusu, kalıp sorusu arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde met, imale ve vasıl yapılmalıdır, yani ulama yapılmalıdır? Tabii ki burada ararken hem meddin, hem imalenin, hem de ulamanın olduğu bir beyit arayacağız. Taktiği yapmamız gerekecek. 5 seçenek, 5 beyit var. Fakat şöyle bir baktığımızda aruzun çok kullanılan kalıplarından bazılarını tınıyla da çözmek mümkün. Mesela A seçeneğinde gül iter, büle arz et, ti cemalin, küsta. Sonlarının faalün olduğu, 3 feilatün bir feilün kalıbının kullanıldığı bir dize var karşımızda arkadaşlar. A seçeneğinin ilk dizesi hoş zaman dur, ki bahar ol, dı bezendi. Burada bir hece eksikliği var. Ya her şah olmalı arkadaşlar bu beyitte, ya da gülü şah gibi. Yani muhtemelen her şah olmalı. Her ağaç dalı baharın gelmesiyle beraber çiçeklerle bezendi ve taze gül de bülbüle yüzünü küstah bir şekilde arz etti, gösterdi anlamına gelen bir beyit bu. Kalıbına tekrar bakıyoruz. Hoş zaman dur ki bahar ol, du bezendi. Her şah gül iter bülbüle arz etti, cemalin küstah. Sevgili arkadaşlar, herhangi bir aruz işlemi yok. Sadece sonları faalün. Bu kalıbın ilk tefilesinin failatün, son tefilesinin faalün olabileceğini biliyoruz. Sonları faalün, hoş zaman dur, failatün mesela. B seçeneğine bakalım. Devrederken gece mecliste şarabı gülfam, deri meyhaneye mühro urdu gelip mahısıya. Yine 3 feilatün bir feilün kalıbı arkadaşlar. C seçeneği burada farklı. D'ye geçiyorum. Ruhu ziba sını vasfeyler isem şem utanır. Kadibala sını yadeyler isem söz utanır. Burada eyler isem de risem şeklinde ulama var arkadaşlar. Yine 3 feilatün bir feilün kalıbında yazılmış D seçeneği. E seçeneğine bakıyoruz. Hep yapardı yıkılan hatırı yaranı kade. Serni güne ilese ol afeti devranı kade. Yine 3 feilatün bir feilün. Yani soruyu düzenlemişler. Zor, çok zor bir soru gibi gözükse bile. A, B, D ve E seçenekleri sevgili arkadaşlar. 3 feilatün bir feilün kalıbında yazılmış. Yani kolaylıkla takdir edilebiliyor. Ve bazı dizelerde vasıl yani ulama var. Bazı dizelerde imale var. Ama met A, B, D ve E seçeneklerinde met yapılmamış. Met yok. Dolayısıyla cevap bu 3 aruz işleminden bir tanesi bile olmasa cevap olamayacağını bildiğimiz için C olan, cevap olan C'ye konsantre olmamız gerekiyor ve C'yi arkadaşlar, cevap C'yi takdir etmemiz gerekiyor. Şimdi biz bu soruda meddin, imalenin ve vaslın bir arada yapıldığı bir beyit arıyoruz arkadaşlar. Ruhsar seçenekte soruda ruhzar diye yazılmış. O yanlış. Yanak anlamına gelen kelimenin aslı ruhsardır. Ruhsardaki sar hecesi metli olacak arkadaşlar. Çünkü başı mef'ulü. Yani buradaki kalıp mef'ulü, mefa'ilü, mefa'ilü, fe'ulün olmalı. Ruhsar, sar hecesi metli. Bir kapalı ve bir açık olarak değerlendiriyoruz ekranda gördüğünüz üzere. Yani birinci sarı olan sar hecesi metli. Larun zülfü, mefailü, zülfü kelimesini bakın n'si öbür tarafa ulanabiliyor, ulanmalı daha doğrusu. Çünkü fün şeklinde mefailün değil, mefailü. Mefailü alabilmemiz için kapalı hecenin ünsüzünü öbür heceye ulamamız gerekiyor. Yani vasıl yapmamız gerekiyor. Vasılı da tam da burada yapıyoruz. Niçün etti mefailü, şikayet feulün. İkinci dizeye bakalım. Bir dini, burada soruda yine din kelimesinin di hecesini uzun göstermemişler. Uzun olacak arkadaşlar. Din kelimesi Arapça bir kelimedir ve uzun ünlü taşır. Bir dini, dolayısıyla herhangi bir aruz işlemi yapmadan mef'ulü çıkıyor. Kara dur ki, bakın ra hecesinde ne yapıyoruz? İmale yapıyoruz. Kara dur ki mefailü, eder şemse mefailü, ibadet fe'ulü. Şurada aklımıza bir soru gelebilir. Hocam şurada mesela niye imale ulama yapmadık, vasıl yapmadık? Çünkü arkadaşlar burada aruz gereği kapalı hece lazım.
Dikkat edin şurada fün hecesinde aruz gereği açık hece gerektiği için vasıl yapıyorduk, ulama yapıyorduk. Burada zorunlu bir ulama söz konusuydu. Burada ise sekt yaparak ulama yapmamamız gerekiyor. Ulama yapmamız halinde bu heceyi tekrar imale ile uzatmamız gerekecek. Böyle bir işleme gerek yoktur. Sekt yaparak ulama yapmadan o heceyi kapalı göstermemiz mümkün. Başa dönelim. Birinci dizede sar hecesi metli. Yine birinci dizede fünicü şeklinde bir ulama yani vasıl var. Karadur ifadesinde de imale yapılmıştır arkadaşlar. Met bir aruz gereği kapalı olan bir heceyin içinde uzun ünlü taşıyan ve ünsüzle biten veya uzun ünlüyle başlayıp ünsüzle biten veya çift ünsüzle biten hecelerde yapabileceğimiz bir aruz işlemiydi. Bir kapalı hece değerindeki bu heceler biraz daha uzatılarak bir kapalı bir açık değerinde alınıyordu. Buna met diyorduk. Genellikle kısa ünlüyle biten hecelerde aruz gereği biraz daha uzatarak onu uzun ünlüyle bitermiş gibi değerlendirerek açık heceyi kapalı hale getirmeye imal ediyorduk. Ünsüzle biten ve aruz gereği açık olması gereken bir heceden sonra ünlüyle başlayan bir hece geldiğinde de hecenin sonundaki ünsüzün diğer hecenin başına ulanmasına da vasıl diyorduk. Aruz gereği yapılan bu da bir işlemdi. Üçünün bir arada olduğu seçenek arkadaşlar C seçeneğidir. Tekrar söylüyorum. C seçeneğinin kalıbı mef'ulü, mefailü, mefailü, fe'ulün. A, B, D ve E seçeneklerinin kalıpları ise 3 fe'ilatün, 1 fe'ilün kalıbıdır. Diğerlerini taktiği yapmadık. Çok çok uzun süreceği için taktiği yapmadık arkadaşlar. Ve sıradaki sorumuza geçiyoruz. Tamamı verilen bu şiirin nazım biçimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Daha önce defalarca nazım şekli sorusu çözdük. Tamamı verilen bu şiirin ifadesi bu sorularda çok önemli bir ipucudur arkadaşlar. Tamamı bu kadar. İki beyitten oluşuyor arkadaşlar. İki beyitlik bir nazım şekli bu. A seçeneğine bakalım. İki beyitten uzun olanlarına kıta-i kebire denir. Şimdi ben buradan bu ifadeden ne anlıyorum? Bunun bir kıta olduğunu anlıyorum. İki beyit olanlarına kıta, iki beyitten uzun olanlarına kıta-i kebire deniyordu zaten. Hemen kafiye dizilişine bakıp kontrol edelim bu bilgiyi. Şevket Efendi'nin San Biray, alemde Efzay. Dolayısıyla XA, XA şeklinde. Bakın matla beyti yok. Dolayısıyla ikinci dize, özür dilerim, ikinci beyit son beyit olmasına rağmen mahlas gözükmüyor. Mahlasın kullanılmadığı, matlağının kullanılmadığı, tamamı iki beyit olan bir kıta karşımızda. Evet, bunların uzun olanlarına, iki beyitten uzun olanlarına kıta-i kebire deniyordu. Söylenebilir, doğru. Mısralar arasında anlam bütünlüğü bulunur. Mısralar arasında anlam bütünlüğünden şu kastediliyor. Beyitlerle kurulan nazım şekillerinde beyit bir anlam bütünüdür, anlam birimidir, anlam bütünlüğü vardır. Beyti oluşturan iki dize bir anlam bütünlüğü taşır. Dolayısıyla evet, bulunur. C seçeneği anlam bakımından güçlü dizelerine miyan adı verilir. Arkadaşlar kıta nazım şeklinde miyan ya da meyan tabiri yoktur. Miyan tabiri şarkılarda gördüğümüz üçüncü dizeye verilen isim de hatırlarsanız. Dolayısıyla kıtayla alakası olan bir tabir değildir. Cevabımız C. Yine D seçeneğine bakalım. Genellikle mahlas kullanılmaz. Evet, başta da kıta olduğunu kontrol ederken matla ve mahlasın bulunmadığından söz etmiştik. Genellikle 2-12 beyitten oluşur. Kıta ile ilgili nazım şekilleri kitaplarında genellikle 2-12 beyit arasında oluştuğuyla ilgili bir ortalama var. Ama 12 beyitten daha uzun kıtalara rastlanır mı? Tabii ki rastlanır. Bu da aklımızda bulunsun arkadaşlar. Yine kıtalarla ilgili bir ek bilgi olarak da daha çok tarih manzumesi şeklinde görüldüğünü ve tarih düşürmede çok tercih edilen bir nazım şekli olduğunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Bir diğer soru Necati Bey'in üstüne redifli Gazeli'nin matlağı. Her kaçan şiir okusam ol haddi gülgün üstüne, Dilberün derler okursun yine efsun üstüne. Matlağı bu. Makta ise ey Necati al kağıt üzere yazar buğublar. Her kaçan şiir okusam ol haddi gülgün üstüne. Her kaçan şiir okusam ol haddi gülgün üstüne. Matlağının bir dizesi makta'da tekrar edilmiş. Bu işleme kesin olarak söylenebilen bu işleme ne deniyor? Yani biz bu iki beyte, matla beyti ve makta beyti verilen bu gazelle ilgili şunu kesin, hangisini kesin olarak söyleyebiliriz? A yek avazdır. Söyleyemeyiz, yek avaz diyebilmemiz için gazelin tamamının elimizde olması lazım. Yek avaz neydi?
Gazel'in bütün beyitlerinin aynı güzellikte söylendiği gazellerdi. Yek Avaz Gazel adını alırdı. Reddi matlağı yapılmıştır arkadaşlar. Matlağı beytinin bir dizesinin maktada tekrar edilmesine reddi matlağı adı verilir. Herhangi bir beytin bir dizesinin maktada tekrar edilmesine de reddi mısra adı veriliyordu hatırlarsanız. Yani cevabımız B olacak. Mutavveldir. Mutavvel uzun gazeller için kullanılan bir tabirdir arkadaşlar. Genellikle işte 15 beyit, 18 beyitlik böyle uzun gazeller için kullanılır bir tabirdir. Mutavvel gazel denir. Burada iki beyti verilen bir bu gazelle ilgili bunu söyleyemeyiz. Akiz sanatından yararlanılmıştır. Akiz sanatı biliyorsunuz bir dizenin bazı kelimelerini tekrar ters çevirerek kullanma sanatıydı. Akiz sanatı. Didem ruhunu gözler, gözler ruhunu Didem diye bir dizeden hatırlarsınız. Bir akiz sanatıyla bütününde akiz sanatı uygulanmış şiirlere de rastlanırdı. Zülmetali kafiyenin bir beyitte yine tekrar edilmesi, iki kafiye, iki tane matla kafiyesinin olmasıyla alakalı bir tabirdi. Burada sadece matlada kafiye var. Diğeri de matlağının kafiyesini taşıyor. Aynı şekilde makta beyti kendi içinde ayrıca bir kafiye oluşturmadığı için zülmetali değildir. Tekrar başa dönüyorum arkadaşlar. Matlağının bir dizesinin maktada tekrar edilmesine reddi matla denir. Burada da bu şiirle ilgili kesin olarak reddi matla yapılmıştır diyebiliriz. Diğerlerine dair elimizde veri yok. Örnekse yek avaz oluş, mutavvel oluş gibi zaten bilgileri kontrol edecek sayıda beyit verilmemiştir. Reddi matla kesinlikle yapılmıştır arkadaşlar. Herhangi bir beytin bir dizesinin maktada tekrarına ise reddi mısra adı veriliyor idi arkadaşlar. Nazire geleneği divan şiirinde sürekliliği sağlaması, şairlerin yetişmesi ve birbiriyle yarışması açısından son derece etkili olmuştur. Adeta bir okul gibi arkadaşlar. Bu nazirelerden oluşan mecmualar tertip edilmeye başlanmıştır. Bu mecmuaların ilki ve en önemlilerinden biri hiç şüphesiz nokta nokta tarafından kaleme alınan nokta nokta adlı eserdir. Yani arkadaşlar klasik edebiyatımızda bilinen ilk nazire mecmuasının kim tarafından yazıldığı ve adı sorulmuş. Şimdi daha önce nazire mecmuaları ile ilgili sorular çözdüğümüzde bunlarla ilgili tarihler de verdiğimizi hatırlıyorum. Ömer bin Mezid tarafından yazılan Mecmuatün Nezair adlı eser bunların ilki. Yine bilgi olması bakımından Ömer bin Mezid'in Mecmuatün Nezair adlı eserinin 1436-37'de yazıldığını, yani 15. yüzyıl mecmuası olduğunu, ardından yine kronolojik olarak Eğridirli Hacı Kemal'in Camiün Nezair adlı mecmuasının 1512-13'te tertip edildiğini, 16. yüzyılın başlarında Edirneli Nazmi'nin Mecmuaun Nezair adlı nazire mecmuasının 1524'te tertip edildiğini, Pervane Bey tarafından Pervane Bey mecmuasının 1560'da tertip edildiğini, bu dinli Hisali'nin ise Metaliün Nezair adlı mecmuasının 17. yüzyılda tertip edildiği bilgisini tekrar etmiş olalım bu soruda. İlki kronolojik olarak bu şu anki bilgilerimize göre arkadaşlar ilki Ömer bin Mezid tarafından yazılan Mecmuatun Nezair adı verilen mecmuadır. Bunlar nazire mecmualarıdır. Önemli nazire mecmualarıdır. 17. yüzyılda yazılan Hisali'nin Metaliün Nezair'ine dair daha önce de düştüğümüz notu tekrar edelim. Diğer nazire mecmualarında şiirlerin tamamının birbirine nazire yazılan şiirlerin tamamı verilirken Metaliün Nezair'de nazire şiirlerin sadece matla beytlerine yer verilmiştir. Yöntem açısından da diğer nazire mecmualarından farklı bir nazire mecmuası olduğu bilgisini tekrar etmiş olalım arkadaşlar. Bir diğer soru arkadaşlar bu beytle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez sorusu. Can diler ayağına yüz süreliğin korkar, kirpiğinin dikeni ide ayağın mecruh. Şimdi önce de anlamaya çalışalım, sonra soruya cevap verelim. Can diler ayağına yüz süreliğin korkar. Diyor ki benim canım, aşık sevgiliye diyor ki benim canım senin ayağına yüz sürmek diler, yüz sürmeyi ister. Fakat diyor, fakat kirpiğinin dikeni ayağını yaralar diye korkuyor, korkmaktadır. Benim canım senin, ey sevgili benim canım senin ayağına yüz sürmek ister, ayağına kapanmak ister. Fakat o sırada kirpikleri, canının kirpikleri, hatta kirpiğinin dikeni ayağını yaralar diye korkuyorum diyor. Korkar diyor.
Hangisi söylenemez? Aruz kalıbı feilatün 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 feilündür. Can diler a yaunayı süreleyken korkar. Kirpi ünün dikeni iyi ayağın mecruh. Üç feilatün bir feilün. Biraz sonra taktiğine bakalım yine. Teşbih sanatına başvurulmuştur. Bakalım teşbih var mı arkadaşlar? Can diler ayağına yüz süreleyken korkar. Canla ilgili tecrit diyebilirsiniz. Can denmiş şair kendini kastetmiştir. Mecaz-ı Mürsel diyebilirsiniz. Ama teşbih var mı? Arkadaşlar kirpiğinin dikeni ifadesinde kirpik aslında dikene benzetilmiştir. Bu bir teşbihi belidir. Kirpiğinin dikeni ifadesinde kirpikler şekilce dikene benzetilmiştir. Sadece benzeyen ve kendisine benzetilen söylenmiştir. Bu bir teşbihi belidir. Burada teşbihin çeşidi söylenmemiş. Yani tam teşbih veya teşbihi beli ifadesi olmadığı için bu bir teşbih olduğu için B seçeneği doğru. Birden fazla imale vardır. Can dilera yağına yüz süreliyken korkar kirpi ünün dikeni de bayağı bir imale var. Birden fazla olduğu kesin. Mübalağa söz konusudur. Diyor ki canım ayağına kapanmak istiyor. Yüz sürmek istiyor. Kirpiğinin dikeni ayağını yaralıyor. Şimdi bu bir mübalağadır arkadaşlar. Kirpik ayağı yaralamaz. Dolayısıyla şair akla uygun olmayan bir söz söylüyor. Dolayısıyla mübalağa yapıyor. Sevgilinin vefasızlığından yakınılmaktadır. Ayağını incitecek diye korkuyor. Sevgiliye ait bir tavırdan, bir vefasızlıktan söz edilmemiş arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği. Ama hem kalıpla ilgili bilgiyi check etmek, kontrol etmek, hem de imale, birden fazla imale var mı bunu kontrol etmek adına bir taktiği yapalım. Şöyle can diler A, can diler A'da bakın uzatıyoruz. Can diler A, can diler A, diler A demek daha doğru. Dileri kapalı, ler hecesini kapalı almamız gerekiyor çünkü aruz gereği. A'yı uzatmamız gerekiyor. Buna imale diyoruz arkadaşlar. Niye? Çünkü feilatünün tün hecesi. Tabii ki bu kalıp çok değişken bir kalıptır arkadaşlar. İlk tefilesi failatün, son tefilesi de ekranda gördüğünüz gibi faalün olabiliyor bu kalıbın. Toplamda 15 heceli bir kalıp olmasına rağmen faalün taktiği yapılan dizelerde hece sayısı 14 oluyor. İlk tefilesi failatün diye başlayabildiği için yer yer 3 failatün bir failün kalıbıyla çok karıştırılabiliyor. Yani çok elastiki bir kalıptır. Bu kalıpta çok dikkat etmenizi öneririm. Can diler A, A'yı uzatıyoruz. Ya bu na yüz, bakın na'da yine sarı olan yerlerde imale var arkadaşlar hecelerde. Ya bu na yüz, feilatün, süreliğin, süreliğin, açık açık kapalı kapalı. Korkar, faalün, iki kapalı. Kirpi gün, kirpi gün. Kirpi, pi açık ama gi'yi kapatmamız gerekiyor. Yani la hecesine denk geliyor aruzda. Kirpi gi'nün, gi hecesinde yine imale yapılıyor. Dikeni i, bakın iki tane imale üst üste. Dikeni i, onu da uzatıyoruz. Feilatün elde etmemiz için. De ayağın, de ayağın, de kısa, a kısa, açık açık. Ama ya'nın kapalı olması gerekiyor. La hecesine denk geliyor. Ya de ayağın, son tef ile yine faalün alınmış arkadaşlar. Mecruh, faalün. Bakın tekrar ediyorum. Arkadaşlar bu Remel Bahri'nin çok kullanılan bir kalıbıdır. Klasik Türk şiirinde de oransal olarak söylüyorum. En çok kullanılan ikinci kalıptır. Üç failatün bir failün kalıbı en çok kullanılan kalıptır. Üç failatün bir failün kalıbı da yüzde olarak ondan sonraki ikinci sırada gelen kalıptır. Bu kalıbın çok önemli bir hususiyeti failatün cüzü ile başladığı için ilk tef ile failatün olduğu için failatün olabiliyor. Son tef ile de failünle bittiği için failün olduğu için faalün olabiliyor. Ve faalün olması durumunda hece sayısı 15 olan bu kalıpta 14'e düşmüş oluyor. Böyle takdir edilen dizelerde. Failatün diye başlayan dizelerde de yanlışlıkla 3 failatün bir failün zannedilebiliyor. O yüzden çok dikkat edilmesi gereken bir kalıptır arkadaşlar. Soruya tekrar dönelim. Aruz kalıbı doğru verilmiş. Teşbih nerede yapılmış? Tekrar ediyorum. Kirpiğin dikeni teşbihi belidir. İmale birden fazla bakın gösterdik zaten. Sarı olanlar imaleydi. Mübalağa kirpiğin ayağı yaralaması bir mübalağadır arkadaşlar. Dolayısıyla sevgilinin vefasızlığından yakınılmaktadır seçeneği. Beyt'te anlatılanla alakalı bir seçenek değil. E seçeneği doğru cevap olacak. Bir şairden söz ediliyor arkadaşlar. Edirne Mevlevihanesi şeyhliği yapmış. Edirneli, asıl adı Ahmet. 17. yüzyıl başlarında doğmuş.
Dolayısıyla bakın 17. yüzyıl şairi. Mesela Şeyh Galip, seçeneklerdeki Şeyh Galip'i 18. yüzyıl şairi olduğu için eleyebilirsiniz. Şehri çok duyduğumuz bir şair değil ama 16. yüzyıla ait bir şairdir. Hadi onu bilmediğimizi varsayalım ama Şeyh Galip'in 18. yüzyıl şair olduğunu biliyoruz. Elemek mümkün. Hilyesi meşhur, Edirne Şehrengiz'i meşhur. Tabii ki divan sahibi arkadaşlar. Mevlevi şeyhliği, dedelik söz konusu arkadaşlar. Şimdi bu şairler arasında Neşati Dede dediğimiz bir şair var bildiğiniz üzere. Edirne Şehrengiz'i yazmış, Hilye-i Enbiya yazmış, divan sahibi ve Neşati Dede cevabına ulaşabiliriz. Naili'nin divanı vardır ama bir Edirne Şehrengiz'i, Hilye-i Enbiya'sı, İsmeti'nin aynı şekilde yoktur. Şeyh Galip'in aynı şekilde yoktur. Şehri'nin yoktur. Burada ipucu Mevlevihane Şeyhliği, özellikle dedelik arkadaşlar. Klasik edebiyatta Galip Dede gibi, Neşati Dede, Fasih Ahmet Dede, Esrar Dede gibi, sonunda dede ünvanı olan şairler genellikle Mevlevi dedeliğinden dolayı böyle anılmışlardır. Neşati Dede olarak anılır. 17. yüzyılın meşhur şairi. Neşati ile ilgili burada belki verilmemiş olabilir. Sebki Hindi üslubunun önemli temsilcilerinden biri olduğu bilgisini de tekrar etmiş olalım. Bir diğer soru, Nevizade Atay'ın bu beyitte şiirle ilgili olarak vurgulamak istediği asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, merkezinde böyle soruları çok oluyor. Yorum sorularıdır bunlar. Burada amacımız beyti anlamak ve beyitte tam olarak ne anlatıldığını çözmek olacaktır. Eskimiştir gazelim, kıssayı Kaysu Ferhat. Özür dilerim. Eskimiştir güzelim, kıssayı Kaysu Ferhat. Yani Kays Mecnun'un orijinal adıydı biliyorsunuz. Yani Mecnun'la Ferhat'ın kıssaları eskimiştir diyor. Bir güzele sesleniyor. Ey güzelim. Ferhat'ın ve Mecnun'un kıssaları eskimiştir artık. Kendimizden yeni efsaneler icat edelim. Artık diyor biz yeni şeyler söyleyelim. Yeni efsaneler söyleyelim. Şimdi burada ne anlatıyor tam olarak? Ferhat ile Kays'ın aşk hikayelerinin eskidiğini aslında anlatıyor. Tam vurgulamak istediği düşünce bu mu? Ona bakalım. Farklı ve güzel bir anlatımın şiire asıl değerini verdiği. Tam değil, bu da değil. Şiirde anlamın üsluptan daha önemli olduğu. Burada anlam, üslup şeyi yok arkadaşlar. Böyle bir ayrım yapılmamış. Şiirin özgün konularla oluşturulması gerektiği. Şimdi bakın. Eskiyen konular değil, yeni konular. Yeni konu nedir? Özgün konudur arkadaşlar. Tam da anlatılmak istenen D seçeneğindeki şey. Anlatılmak istenen bu. A çeldiricidir. Bakın bu soruda. Evet, Ferhat ile Kays'ın aşk hikayelerinin eskiliğinden aslında söz ediliyor. Fakat ikinci bölümde, ikinci dizede ne diyor? Kendimizden yeni efsaneler icat edelim. Artık yeni şeyler söyleyelim. Yani özgün konulara yönelelim diyor arkadaşlar. Dolayısıyla D seçeneğine ulaşacağız. E'ye de bir bakalım. Edebi sanatların şiire güzellik veren temel unsur olduğu beyitle hiç alakası olmayan bir seçenektir. D seçeneğine ulaşmış olacağız. Şimdi arkadaşlar, güzel bir edebi sanat sorusu. İki beyit var. Baki'ye ait bir, hatırlarsanız bir hazaniye diyebileceğimiz bir şiirdi bu, bir gazeldi. Ondan iki beyit verilmiş. Bu dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi yoktur? Şimdi çözmesi oldukça zor soru. Şimdi bakıp hangisi vardır dendiğinde genellikle net olan cevap seçeneklere konur ve eleme usulüyle de bir şekilde ulaşılabiliyordu. Burada hepsini tek tek bulmamız gerekiyor. Olmayanı tespit etmek biraz zor olabiliyor. Teşhis, eşşar bahırkayı tecride girdiler, bağdazan çemende el aldı çenardan ya da çınardan. Diyor ki, bağın ağaçları, eşşar ağaçlar, bağın ağaçları tecrit hırkasını giydiler ve hazan rüzgarı, bağda hazan, çimende çınar ağacından el aldı. Her yanadan, her yandan, her taraftan ayağına altın akıp gelmektedir. Bağın ağaçları da cuybardan yani ırmaktan himmet ummaktadır, umarlar diyor. Teşhis, bakın eşcar bağı teşhis ediyor mu? Kişileştiriyor mu bağın ağaçlarını? Evet. Hazan rüzgarını, sonbahar rüzgarını kişileştiriyor mu arkadaşlar? Evet. Çınarı kişileştiriyor mu? Evet. Irmağı, cuybarı kişileştiriyor mu? Evet. Yani teşhis birden fazla var. Tenasüp. Yani böyle bir beytte zaten tenasüp olmamasına imkan yok. Eşcar bağ. Bağdı hazan, çınar, çemen hatta. Efendim yine eşyar bağ bir daha kullanmış ikinci bette. Cuybar. Bunların hepsi bakın
bahçeye ait, tabiata ait unsurlar tenasüp halinde düşünülebilir. Yine hırkayı tecrit, el almak, himmet ifadeleri tasavvufla ilgili bir araya getirilmiş. Ayrı bir tenasübü oluşturur. Dolayısıyla tenasüp yine fazla fazla var. Kapalı istihare, bakın teşhislerin olduğu yerde kapalı istihareden genelde şüphe duymak gerekir. Teşhis de ağaç bir insana benzetilmiş oluyor. Ağaç kişileştirilmiş oluyor, aslında bir insana benzetiliyor. Mesela çınar ağacı kendisinden el alınan bir şeyhe benzetiliyor. Dolayısıyla şeyh denmeyip çınar deniyor. Bu yüzden bu istihareye kapalı istihare. Bakın çınar benzeyen, şeyh kendisine benzetilen, şeyh denmeyip çınar söylenip ama şeyhe ait unsurlarla bir temsil söz konusu olduğu için bu istiharelere kapalı istihare diyoruz arkadaşlar. Kapalı istihare de var. Kişileştirmenin olduğu bir yer. Mesela cuybar kendisinden himmet umulan zengin bir insan veya kendisinden himmet umulan bir derviş olarak düşünülebilir. Bağın ağaçları tasavvufa yeni girmiş. Birer derviş olarak düşünülebilir. Ve bunların hepsinde bakın kapalı istihare söz konusu. Yani şeyh denmemiş, çınar denmiş. Zengin insan denmemiş, cuybar denmiş. Veya derviş denmemiş, ağaç denmiş. Bu istiharelere kapalı istihare diyoruz. Peki arkadaşlar, açık istihare var mı? Dikkatli bir bakalım. Her yandan ayağına altın akıp gelmektedir. Altın demiş, ne kastetmiş? Ağaçların sonbahardaki aslında yapraklarını kastetmiş. Sarı sarı yapraklar söylenmemiş. Bakın yaprak yok. Yani bu beyitte yaprak yok. Yaprak denmemiş. Yapraklar altına benzetilmiş. Altın söylenmiş, yaprak kastedilmiş. Bu istihareye de açık istihare diyoruz. Bakın iki istihare bir arada. Birinde bakın çınar şeyhe benzetiliyordu. Bakın çınar benzeyen, şeyh benzetilen. Çınar denip şeyh kastedildiğinde kapalı istihare. Yaprak benzeyen, altın kendisine benzetilen, kendisine benzetilen unsur söylenip benzeyen kastedildiğinde açık istihare oluyor. Bakın bu istihareler ters. Altın ağaç yaprakları için kullanılmış, yaprak denmemiş ve açık istihare yapılmıştır. Dolayısıyla dışarıda kalan seçenek lefüneşirdir. İki beyitte de lefüneşir görülmüyor. Biz yine de şöyle bir anlayacağımız üzere sanatları bir daha tekrar edelim beyitteki arkadaşlar. Teşhis, eşcar bağ teşhis edilmiş. Bağda azan teşhis edilmiş. Çınar ve cuybar teşhis edilmiştir, kişileştirilmiştir. Tenasüplere bakalım. Eşcar bağ, bağda azan, çınar, cuybar, hatta çimen, çemen ifadesi. Buraya eklemeyi unutmuşum. Yine ikinci bir tenasüp hırkayı tecrit, el almak ve himmet tenasübüdür arkadaşlar. Bunlar da tasavvufla ilgili bir tenasüp söz konusu. Bir beyitte birden fazla ayrı ayrı tenasüpler olabilir mi? Evet olabilir. Kapalı istihare. Kişileştirilen unsurlar tasavvufa giren dervişe, şeyhe, himmet eden bir mürşide veya zengin bir kimseye benzetildiği için. Bunlar söylenmeyip çınar dendiği için, ağaç dendiği için kapalı istihare söz konusu. Açık istiharede ise altın denilerek yaprak kastedildiği için ve yaprak denmediği için bakın yaprak altına benzetiliyor ama yaprak denmeyip altın deniyor. Kendisine benzetilen söyleniyor. Bu sanata da açık istihare diyorduk. Bu beyitte arkadaşlar lefüneşir yoktur. Bu beyitte anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir sorusu. Rahmet-i Bağış Aşıkunu, haş günü, yahmayalar. Yakmayalar tabii ki bunun günümüz Türkçesindeki karşılığı. Ki bu dünyada esir-i gam-ı hicran olmuş. Ki bu dünyada esir-i gam-ı hicran olmuş. Diyor ki aşığına merhamet edip mahşerde yakmasınlar. Çünkü diyor o zaten bu dünyada ayrılık gamının esiri olmuştur. Yani o bu dünyada zaten çekeceği azabı çekmiştir. O yüzden onu cehennem azabında yakmaya, cehenneme göndermeye gerek yoktur. Zaten dünyada cehennemi yaşamıştır diyor. Ayrılık azabı, cehennem azabı gibidir. Aşağı yukarı bunu söylüyor. Yine de diğer seçeneklere bakalım. Aşıklar sevgilinin azabından memnun olurlar. Hiç alakası yok arkadaşlar. Aşıklara merhamet edilmemelidir. Hiç alakası yok. D seçeneğine bakalım. Aşığına zulmedenler kıyamet günü acı çekecektir. Burada arkadaşlar hiç öyle sevgilinin acı çekeceğiyle ilgili falan bir şey yok. E seçeneğine bakalım. Ayrılık acısı yaşayanlar kıyamet günü acı çekmeyecektir. Bu çok kuvvetli bir çeldirici arkadaşlar. Çünkü beyitte de yani bundan çok uzak bir şey söylenmiyor aslında. Kıyamet günü acı çekmeyecektir.
diyor aslında, ama sonuç olarak az önce beyitteki çıkarımımız gibi asıl vurgulamak istediği şey ayrılık derdinin aslında ne olduğunu söylemek. Çünkü bunu söyleyen şair, şair ayrılık azabını, ayrılık acısını yaşamış ve onun cehennem azabına eş olduğunu, mahşerde yakmasınlar aşıklarını senin diyor, aşığını yakmasınlar. Çünkü o zaten bu dünyada yanacağı kadar yanmıştır diyor arkadaşlar. Çekeceği azabı çekmiştir diyor. O yüzden A, beyitte varılmak istenen yerdir. E seçeneği çok kuvvetli bir çeldiricidir. E seçeneği de cevaptan çok uzak bir seçenek değildir ki kuvvetli çeldiriciler zaten böyle düzenleniyor. Yani E'ye çelinmeyelim. Ama B, C ve D seçeneklerinin beyitle hiç alakası olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi klasik kasidenin bölümlerinden biri değildir? Daha önceki videomuzda da kasidenin bölümlerinden bahsetmiştik. Nesip teşbihle başlayan, girizgahla devam eden, metiye ile devam eden, ardından Fahriye bölümünün yer aldığı, duayla biten bir kompozisyon vardı. Bazı uzun kasidelerde tegazül bulunurdu. Tevhid kasidenin türü olabilir arkadaşlar. Bir bölümü olamaz. Teşbih olur, girizgah olur, fahriye olur, metiye olur. Tamamen bir bilgi sorusu arkadaşlar. Tevhid, Allah'ın varlığı ve birliğinden söz eden kasidelere verilen isimdir. Tabii ki kaside nazım şeklinin dışında da yine bu konuda yazılmış manzumelere tevhid adı verilmektedir. Ama tevhid bir kaside bölümü olarak bir bölüm değildir arkadaşlar. A seçeneği olacak. Şimdi siyer tanımlanmış arkadaşlar. Siyer Hazreti Muhammed'in vasıflarını, hayatını, yaşayış tarzını içeren rivayetlerin toplandığı eserlere verilen addır. 9. 14. yüzyıllarda İran ve Türk edebiyatlarında gerçek bir edebi tür haline gelmiştir. Türk edebiyatı tarihinde zengin siyer örnekleri esas olarak bir Arapça esere dayanmakla beraber Türk yazarları başka kaynaklardan beslendikleri ve farklı bakış açıları getirdikleri için bunlar tamamen çeviri eser sayılamaz. Yani çevirdiklerine bile yorum getirdikleri için, eklemeler yaptıkları için, farklı şekilde sundukları için bunlar birer özgün eser, telif eser de sayılabilir diyor. Şimdi hangisinin telif bir çeviri veya telif bir siyeri yoktur? Yani hangisi siyer yazmamıştır arkadaşlar? Fuzuli'nin bir sürü eseri var. Manzum, mensur eserleri var, Farsça yazdıkları var, Türkçe yazdıkları var. Siyer hatırlıyor muyuz? Tercüme-i Hadis-i Erbain, yani Hadis-i Erbain'ler yazıyor bazı şairler ama siyer yazmış mı Fuzuli? Düşünüyoruz. Hadikat-ü Süeyda yazmış, Maktel-i Hüseyin türünden eserleri var. Ama bir siyeri Fuzuli'nin yok. Ama diğerlerine de bakalım. Baki'nin Mealimül Yakin fi Sireti Seyyidil Mürselin adlı bir siyeri var arkadaşlar. Bir Arapça siyerden tercüme. Veysi'nin siyeri meşhurdur zaten. Hatta Nabi'nin Veysi'nin siyerine bir zeyli vardır. Zeyli Siyeri Veysi diye bir eseri vardır. Dolayısıyla Veysi siyer yazmıştır. Erzurumlu Kadı Darir'in siyeri vardır. Fakat burada parantez açmak istediğim bir husus var. Süleyman Çelebi'nin siyeri normalde yoktur arkadaşlar. Soruyu düzenlerken Süleyman Çelebi'nin Mevlid adlı eseri, Hazreti Peygamber'in mucizelerini de anlattığı için, doğumunun dışında hayatına dair hatta ölümüne bile yer verdiği için onu da bir siyer sayabiliriz düşüncesiyle düzenlenmiş. Bu yüzden Fuzuli dışarıda kalıyor. Ama tekrar söylüyorum, Baki'nin siyeri var, Veysi'nin var. Erzurumlu Kadı Darir'in var. Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i var arkadaşlar. Aslında Mevlid bir türün adı, siyer de başka bir türün adıdır. Fakat bazı Mevlidler sadece Hazreti Peygamber'in doğumunu anlatmaz, hayatından da çokça söz eder. Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i de bu Mevlidlilerden bir tanesi olduğu için soruyu düzenlerken onu bir siyer olarak düşünmüşler ve o şekilde seçeneklere koymuşlar. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Bir diğer soru arkadaşlar, bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir sorusu. Vallahi ben uzun sorularda dediğim gibi eserlere daha çok odaklanıyorum ama böyle yapmayın çünkü cümle nasıl geliyor, nasıl bitiyor iyice anlamak lazım. Hint üslubunun etkisiyle mübalağa sanatını şiir anlayışının merkezine yerleştirir. Şair bu tarzın en büyük ustası Naili tarafından övülmüştür. Yani Sebki Hindi'nin büyük şairi Naili burada söz edilen şair övmüştür. Kaside nazım şeklinde ulaştığı söyleyiş ve anlatım ustalığıyla çağdaşlarına olduğu kadar kendisinden sonra gelenleri de etkilemiştir. Kaside ustası. Hicve meyledenler Siyam-ı Kazayı dikkate almak zorunda kalmışlardır. Kaside söyleyenler de onun divanını dikkate almak zorunda kalmışlardır. Yani kasideleriyle çığır açmış, Siyam-ı Kazayla
hicve yeni bir boyut getirmiş, yeni bir boyut kazandırmış bir şairden söz ediyor burası. Naili'nin de övdüğü. Naili 17. yüzyıl şairi olduğuna göre Nedim'i övebilir mi? Kendisinden sonra yaşamış bir şairi övebilir mi? Övemez. Şeyh Galip'i övebilir mi? Övemez arkadaşlar. Dolayısıyla Nedim ve Şeyh Galip 18. yüzyıl şairi olduğu için bu ikisini eleyebilirsiniz. Nabi seçeneği, Nabi zaten Hikemi tarzın temsilcisidir. Hint üslubuyla alakası yoktur. A seçeneğini de eleyebilirsiniz. Hayali klasik tarzın şairidir. 16. yüzyıl şairidir. Dolayısıyla Siyam-ı Kaza zaten eserinin adı arkadaşlar. Yani her türlü nef'i seçeneğine bu soruda ulaşabilirsiniz. Ama yine de 18. yüzyıl iki şairini elemek, Hikemi tarzın en önemli şairi olarak bildiğimiz Nabi'yi elemek, hayali klasik üslup şairi olan Hayali'yi de elemek yine mümkün idi arkadaşlar. Bu beyitten hareketle şairin aferin almasının nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir denmiş. Aferin almasının nedeni. Leblerin sırrın bilip birdün miyanından haber aferin gider muhibbinin gören idrakini. Kanuni Sultan Süleyman'a ait bir beyit. Muhibbi mahlası. Leblerin sırrın bilip dudaklarının diyor sırrını bilip miyanından yani belinden de haber verdim. Ve benim bu anlayışımı görenler bana aferin derler. Aferin ederler. Sevgilisinden bir sır öğrenmiş olması. Şimdi buradaki arkadaşlar bu birinden öğrenilen sırla leblerin sırrı ya da miyanın sırrı ya da sevgilinin sırlı uzuvları başka şeylerdir. Yani birinden bir şey öğrenirsiniz. Buna birinden sır öğrendim dersiniz ama sevgilinin dudağındaki sır böyle bir sır değildir. Sevgilinin dudağı bir klasik edebiyatta küçüklüğüyle, sırlarla dolu oluşuyla anlatılan bir dudaktır, tasvir edilen bir dudaktır. Dolayısıyla buradaki sırlı oluş dudağın içinde gizlediği güzellikler konuştuğunda, açıldığında ortaya çıkan sırlarla alakalıdır. Veya güzelliklerle alakalıdır. İçerisinde diş gibi incilerin bulunuşuyla sırlıdır. Her yönüyle sırlıdır. Küçük oluşuyla, hokka oluşuyla sırlıdır. Yani burada birinden bir şey öğrenmek yok. Şairin sözlerinin değerli olması. Yani sözlerin çok değerli, aferin diyorlar. Hayır, üslubunun benzersiz olması. Benzersiz bir üslubum var. Arkadaşlar ben farklı bir üslup sahibiyim demiyor burada. Sözlerinin başkalarınca anlaşılabilmesi. Bunu da hiç demiyor. Şair aslında ne anlatıyor? Bakın sevgilinin iki tane güzellik unsuru. Leb ve miyan yani bel. İkisini de güzelce anlattım diyor. Muhibbinin bu anlayışını, bu kabiliyetini görenler aferin derler. Yani sevgilinin güzelliğini ortaya döktüğü için, güzel bir şekilde anlatabildiği için leblerin sırrını bildim, miyanından haber verdim ve ben senin dudağını güzel anlattım, belini güzel anlattım. Bu yüzden benim bu anlatımımı görenler aferin derler, alkışlarlar. Sevgilinin güzelliğini anlatabilmiş olması seçeneğine ulaşacağız. Bu kolay bir soru değildi arkadaşlar. Yani A seçeneği çeldirici olarak konmuş. Hani bir sırrı öğrenmiş olması ama dediğim gibi orada sevgiliden öğrenilen bir sırdan söz edilmiyor. Sırlı bir dudağı güzel bir şekilde anlatmaktan söz ediyor. Yine küçük, dar olan bir beli güzel bir şekilde okuyucuya aktarmasından söz etmiş oluyor. Bu şekilde yaklaşmak lazım soruya. Şimdi tamamen bir kelime bilgisi sorusu arkadaşlar. Begim ziba cemaline gönülden aşık maşık. Gerek öldür, gerek dirgir, severem ihtiyarım yok. İster öldür diyor, ister dirilt. Ben diyor seviyorum. İhtiyarım elimde değil, ihtiyarım yok. Beyim dedi sevgili. Beyim diyor. Ziba cemaline gönülden aşığım aşık. Senin o güzel yüzüne gönülden aşığım, aşık diye de vurguluyor hatta. İster beni öldür, ister dirilt. Ben seviyorum, aşığım. Yani ihtiyarım da yok. İhtiyar kelimesi arkadaşlar günümüz Türkçesinde bildiğimiz ihtiyar kelimesi yaşlı anlamında kullanılmış. Fakat ihtiyar kelimesinin Osmanlıca lügatlere baktığınızda irade anlamına gelen bir kelime olduğunu da görürsünüz. Hani ihtiyarım yok, ihtiyarım elde değil, ihtiyar elden gitti filan tarzında klasik edebiyatta çokça tabir kullanılır aslında. Burada şairin iradesinin elinde olmayışını anlattığını görüyoruz.
bakın çaresiz değilim gibi böyle çeldiriciler var ama bunlara çelinmeyelim. Burada tamamen ben aşığım, ister beni öldür, ister diri bırak. Ben aşığım, benim elimde değil. Yani başka türlüsü elimde değil. Bütün iradem aşık oluşa bağlanmış, elimde değil ifadesi olacak. Buradaki zaman, yaş gibi çeldiricilere çelinmeyelim. Özellikle ihtiyar kelimesinin hani yaşla alakası, yani bugünümüz Türkçesindeki anlamına kesinlikle kanmayalım arkadaşlar. Burada şairin söylemeye çalıştığı şey elimde değil ifadesidir. Tamamen bir kelime bilgisi sorusu arkadaşlar. Daha önceki bakın sorularımıza da dikkat ederseniz, yani bu soruda da aslında kelime bilgisi bizi kurtarıyor. Lep, miyan ifadelerini bilmemiz, beyti anlamamız gerekiyor. Yani pek çok soru da doğrudan bilgi sorularının dışında, bakın 41. soruya bakalım. Yine kelime bilgisi, beyti anlamak bizi kurtaracak. Dolayısıyla kelime bilgisi çok önemli. Bazı videolarımızda vurgulamıştık, vurguluyorduk. Burada da vurgulamış olalım. Kelime bilgisi arkadaşlar çok önemli. Evet, denememizin sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Umarım dediğim gibi bu çözdüğümüz sorular, arada yaptığımız tekrarlar faydalı oluyordur. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Takipte kalalım. Kendinize dikkat edin. Sınav yaklaşıyor. Hepinize başarılar diliyorum. Esenlikler diliyorum.